Herkese Budva'dan selam. Şimdi Kotor'dan Budva'ya gitmek için otobüse bindik. 4,5 euro fiyatı. Otobüsümüz de şöyle bir otobüs. Bu tarzda küçük bir otobüs. Otogar çok küçük zaten. Etrafta çok güzel evler var ama. Bye bye Kotor. Budva'daki otele geldik. Şimdi size oda turu yapacağım. Şöyle güzel bir balkonumuz var. Şurada vakit geçirebiliriz. Bahçesi. Şimdi içeri göstereyim size. Şuraya böyle masa ve sandalye koymuşlar. Şurada vakit geçirmelik bir koltuk var. Yatak şu şekilde. Şurada mini bir mutfak var. İçlerine baktım bayağı her şey tabak, bardak, tencere var. Banyosu da şu şekilde. Herkese selam. Bugün Karadağ sahil şehri Budva'dayız. Yine Kotor gibi çok güzel bir old town'u var. Deniz kenarı bir şehir. Çok keyifli. Şimdi sizi Budva manzaralarıyla baş başa bırakıyorum. Şimdi yürüyerek Budva Old Town'a gidiyoruz. Yanımda da Marina var. Marina'yı da çekeyim. Budva Old Town'a giriş yapıyoruz şu kapıdan. Bakalım içerisi nasıl? Old Town sokakları Kotor'daki gibi çok keyifli. Karşınızda ne an ne çıkacak hiç belli değil. Her an gizemini koruyor. Her yerden farklı bir avluya, bahçeye çıkabilirsiniz. Roma altarı var. Şu şekilde meydana koymuşlar. Aynı Kotor'daki gibi Budva'da da pizzacılar çok meşhur. İtalyan mutfağı çok meşhur. Şimdi bu kiliseye gireceğiz. Az önce şu kilisedeydik. Şimdi de bu kiliseye gireceğiz. Deniz kenarında bir kilise. Onu da göstereceğim, deniz kenarını.
üniversiteden çıktık. Ve bir etkinlik alanı kurulmuş. Şimdi size kilisenin yanını göstereceğim. Old Town'un yanında kafeler, şöyle bir deniz manzarası ve birazdan gün batımı. Şu deniz kenarına yürüme yeri var, kayaların altında. Oraya geldik ama kapatılmış. Tabii ki biz Türklerde çareler bitmez. Burada niye internet var? Şuradan yandan geçiş yapacağız. Şimdi yasak olan bölgeye girildi. Bu yürüyüş yolunun en önemli simgesi ve Budva'nın simgesi şu heykel. Gün batımında da çok güzel gözüküyor. Benim montumu giymişsin. Nasıl bir his? Harika. Topuncuk. Şimdi... Evet, gerçekten aşırı temiz bir su. Bir daha buraya gelirsem kesinlikle yazın gelmek istiyorum. Çünkü bu suda o kadar güzel yüzülür ki şu karşıdaki, ortadaki adada da yüzmek için epey güzel koylar var. Şimdi bakalım biraz daha yürüyüş yolundan yürüyelim. Söylenecek çok az şey var bence. Arkamda Budva Old Town. Müthiş bir şehir. Kesinlikle görülmeye değer bir şehir. Herkes mutlaka gelmeli. Yürüyüş yolunun sonunda böyle bir koy var. Müthiş. Deniz de müthiş. Müthiş bir gün batımı. Ne denebilir ki daha fazla? Old Town'a geri dönüyorum. Ama şu büyük bina Old Town'a o kadar zıt ki Türkiye'de alışık olduğumuz ve alıştığımız hatta, ama dışarıdan bakan bir gözle ne kadar çirkin gözüküyor değil mi? Şu kadar, şu manzaraya bakın. Bir de şöyle bakın. Town'a gece giriş. Kalenin etrafını ışıklarla süslemişler. Etraftaki restoran ve kafeler de ışıl ışıl. Şurada bir kapısı var ama şu taraftan gidelim.
bahsetmiştim mutfakta her şey var diye. Otel sahibimiz Türk olduğu için Türk kahvesi bırakmış. O yüzden ben de Türk kahvesi yapıyorum şimdi. Birazdan fırından aldığımız şeylerle Türk kahvemizi içeceğiz balkonumuzda. Herkese Budva'dan günaydın. Şimdi ben mutfağımızdan Türk kahvesi buldum. Otelimizin sahibi Türk olduğu için böyle bir güzelliği var. Az önce de çektim zaten. Balkonumuzdayız. Fırından bir sürü şeyler aldık. Onları da çekeceğim şimdi size. Türk kahvemiz eşliğinde bunları yiyeceğiz, kahvaltımızı yapacağız. Sonra buradan Podgorica'ya gideceğiz, Karadağ'ın başkentine. Orada da diğer vlogta Podgorica vlogumu görebilirsiniz. Onun dışında unutmadan söylemek istiyorum. Bu Balkan gezinde çok değişik bir şey oluyor. Vakit hiçbir şekilde geçmiyor. Bu çok iyi bir şey bu arada. Normalde tatilde ve keyifli vakit geçirirken çok hızlı geçer. Burada çok çabuk geçmiyor vakit. Bakıyoruz bakıyoruz akmıyor saat biz gezdikçe. Bu da çok keyif veriyor tatile. Daha da keyif katıyor. Şimdi şöyle bir börek aldık. Böyle pide tarzında yine peynirli bir şey var. Bir de şöyle açmalarımız var. Türk kahvelerimiz. Nasıl buldun kahvaltımızı? Müthiş. Gerçekten çok güzel. Şöyle bahçeye bakarak kahvaltımızı edeceğiz ve Podgorica'ya geçeceğiz. Güle güle Budva.